Sevgili seyirciler, bugün çok değerli iki konuğum var. Neden ve nasıl da? Selda Hazret Aslan ve Ceren Şarman. Ceren Hanım avukat, Selda Hanım sunucunu ekranlardan tanıdığınız bir isim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için öncelikle. Biz teşekkür ederiz davet için. Ya öncelikle şunu sormak istiyorum size. Sizinle başlamak istiyorum. Mutlu musunuz? Mutluyum. Yani mutluyum diyebilirim. Çünkü mutsuzum dersem gerçekten olmaz. Yani şükredecek çok şeye sahibim şu an. Mutluyum. Şımarıklık oluyor biraz o üzüldüğümüz konular bence. Zaten bu dönem tam onu sorgulama dönemim. Tam böyle hani işte söylemekte sakınca yok. 40 yaş bence bir dönüşüm yaşı. Yani bu yıl bambaşka hiç bir göstermiyorsunuz değil mi? Bakıyorum. Göstermiyorsunuz hiç yani. Teşekkür ederim. Göstermiyorsunuz. Bir de siz tabii çok küçük yaşlarda başladınız şeye. Evet, iş hayatına erken girdim. Şimdi siz şükretmek dediniz. Evet. Montaigne'in bir sözü var. Onu sizinle paylaşayım. Belki bizim konuşmalarımıza da ışık tutacak. Diyor ki, ama nasıl şükrediyorum Tanrı'ya? Varımı yoğumu bana aracısız vermiş. Beni yalnızca kendisine borçlu kıldığı için nasıl yalvarıyorum ona gece gündüz. Beni hiçbir zaman kimseye karşı ağır bir minnet altına sokmasın diye. Ne mutlu bu özgürlükle bunca zaman yaşadım. Onunla bitsin ömrüm. Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamak diyor Montaigne. İşte çok beni güzel. O kadar etkilemiş şey ki bu. Gerçekten şu ya an. Şimdi ben bunu bir bayram günüydü. Bayramın daha doğrusu bayramdan bir gün önceydi. Kızım Yağmur'la bir markete gitmiştik. Orada tam çıktık alışverişi yaptık. Bir yaş almış bir hanımefendi geldi. Yani güzel giyimli. Dedi ki beyefendi sizden bir ricam olacak dedi. Buyurun dedim. Dedi ki torunlarıma dedi şeker almak istedim ama alışverişi yaptım. Param kalmadı. Kimsenin isteyeceğimi bilemedim. Sizi sempatik gördüm sizden dedi yardım alabilirim. Dedim ya benim için mutluluk olur dedim. Hemen biz Yağmur işareti koyduk. Bir dakika bekleyin arabaya bırakalım gelelim dedik. Birlikte girdik. Dedik sen yalnızca benim sizden bir ricam var dedim. Yani ne ihtiyacınız varsa hani çikolata, şeker çocuklar için istiyorsanız da lütfen alın dedim. Benim için bu çok güzel bir şey oldu. Yani insanların da güvenerek size gelip bir şey istiyor olması. Ve ben o gün de tesadüfen bu Montaigne'in bu sözüyle karşılaştım. Tesadüfen yani eve geldim. Sürekli okuyoruz, çalışıyoruz biliyorsun. Ve beni o kadar etkiledi ki ya kimseye muhtaç olmadan yaşıyor olmak. Değil mi? O şekeri isteyen siz de olabilirdiniz. Ben de olabilirdim tabii. Ya hayatta var ya, inanır mısınız? Şükrettim halime. Dedim ki ya çok şükür Allah'ım ya. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak kadar güzel bir şey yok. Siz de şükreder misiniz? Çok. Ederim, çok ederim. Ama böyle geçiştirmeden etmek çok önemliymiş. Onu anladım. Evet. Yani işte şükürler olsun deyip geçiştiriyorum. Çok hissederek etmek gerekiyor. Evet. Çok çünkü bugün yani akşam olup yatabildiğimiz bir yer varsa, paramız var ve istediğimiz yere gidebiliyorsak, ne bileyim şu anda bunları duyabiliyorsa karşı taraf, duyabildiği için bile çok şanslı baktığınız zaman. Yeryüzünde, dünyadaki %18'lik dilime giriyoruz biz şu an kimseden para istemediğimiz için. O yüzden o şükür kısmını daha çok çalışmak lazım geldiğini anladım son günlerde. Yüzeysel ediyoruz, şükürler olsun diyoruz da. Evet. Ama yani bu özellikle ben şunu tavsiye ediyorum size. Sabah bilinçaltından bilince geçiyor tabii zihin. Bilinçaltını etkilemek önemli olan. Tam böyle bilinçaltı boşluğunda söylediğiniz her şey zihne inanılmaz derece kaydoluyor ve size müthiş derece geri dönüyor. Zaman önemli diyorsunuz yani. Zaman önemli yani. Şöyle. Yani tamam. Uyumak üzereyken ve sabah uyanmak üzereyken. Çünkü bakın uyumak üzereyken ben mesela insanların en çok yaptığı hatalardan bir tanesi şu Selda Hanım. Tam böyle geç saatlere kadar bir gerilim filmi izlemek. Ay çok gerilim, severiz işte ben çok severim. Gerilim yani. Romanı okumak. Uyku saati yakınken mutlak surette keyifli bir şey yapmanız bütün uyku kalitenizi değiştirebilir yani. Ben işte uzman gibi konuşmuyorum da hani kendi hayatımda uyguladığım için. Yani o şey o yani uykuya yakın saatler ya da hiçbir şey yapmak, kitap güzel bir kitap okumak, pozitif bir kitap okumak bütün gece uyku kalitenizi değiştirir. Ya da sabah uyanır uyanmaz. Ben kendime sorduğum soru hep şudur. Bugün en güzel tarafı ne diye sorarım.
Mesela bugün en güzel taraf benim için sizlerle şu anda bu programı yapıyor mu? O aklıma gelir yani. Güzel bir şey aklıma gelir. Orada güzel bir şey aklıma gelirken de yeni güzel şeyler çekmiş olurum kendi çekim yasasıyla. Dünyadaki güzel şeyleri de kendime doğru çekmiş olurum diye düşünüyorum. Yani zihin bir mucize. Henüz daha çözülememiş bir büyük bir mucize. Yani siz dünyaya nasıl bakarsanız, ben kendi kitabımda onu anlattım. Yansıma yasasını diye bir yasa anlattım orada. Hı hı. Siz dünyaya nasıl seslenirseniz, hani biliyorsunuz işte bir yamaca bağırdığınız zaman aynı ses size göre döner. Şimdi çok moda tabir var ya, evrene gönder evren sana verir. Evet, bu çok doğru bir şey aslında. Ama yanlış gönderiyoruz. Veriyor değil mi? Evet. Yani tecrübe ettiniz mi? Evet, çok çok yani. Nasıl bir tecrübeydi? Paylaşır mısınız? Yani mesela bir arkadaşımla karşılıklı bir şey konuşuyorum. Mesela bir şey istiyorum, onunla konuşuyorum. Belki bir iki gün içerisinde sanki bana cevap geliyor o konuyla ilgili. Hmm. Yani o benim istediğim şey oluyor mesela. Bunu bilmeden yapıyoruz aslında. Çoğu zaman bilmeden yapıyoruz. Ama artık ben şunu fark ettim. Oluyor madem dedim. O zaman bilinçli mesela bazen böyle şey yapıyorum işte. Evren bak işte şöyle şöyle. Daha sonrasında da sonraki aşamada da şunu fark ettim. Eksik söylersem istediğim şekilde olmuyor da mesela daha genel bir şekilde olur. Hmm. Bu sefer diyorum ki evren, o zaman işte şey belirtiyorum. Mesela yer, zaman, işte kişi, neyse hani o istediğim şeyin özelliklerini belirtiyorum. Ve o şekilde olduğunu fark ettim. İşte buna olumlama diyoruz artık, olumlama. Değil mi? Yani popüler terimler var ya şimdilerde. Ama şey, olumsuz bir şey konuştuğumuzda o da çok çabuk oluyor. O yüzden iptal diyor. Bir de iptal çıktı şimdi. İptal diye bir şey var şimdi. Evet. Ama gerçekten insan o olumsuzun enerjisine girdiği zaman, mesela aslında öyle bir şey yok diyelim ki, ama biz zihnimizde diyoruz ki işte ya şöyle olursa, böyle olursa ve sürekli onun üzerine düşündüğümüz zaman bu olumsuz şeyler olmaya başlıyor. Aslında ortada hiç öyle bir şey yok yani. Evet. Yani o yüzden o olumsuz aklımıza geldiği zaman onu hemen düşüncemizden çıkarmak iyi olur bence. Hı-hı. Şimdi işte zihin çok önemli dediğiniz gibi. Pigmalion teorisi bir teori var. Pigmalion teorisi. Bu teorinin anlamı şu. Kendini gerçekleştiren kehanet. Evet. Yani siz bir kente bir arkadaşım var. Çok ilginçtir o. Ben konuşmaya başladım ama sizin konuşturmak istiyorum. Ya şimdi dedi ki ya Cengiz bana dedi. Trafiğe çıktığım zaman hiç bugüne kadar yeşil ışık yanmadı dedi. Hep dedi kırmızı yanar dedi. Ya. O bir kehanetim olmuş. Ben de ya bırak dedim Allah aşkına, böyle bir saçmalık olmaz dedim. Bir arabasına bindim. Çok enteresan bir şey. Kırmızı ışığa, yeşil ışığa denk gelemedik ya. Gerçekten. Hep kırmızı yanıyor. Çünkü kırmızı o öyle inanmış. Çünkü o yüzden. Çünkü bu onu o kadar çok çağırmış ki, yani o kadar zihni iyileştirmiş ki bana işte kırmızı, yeşil yanmaz diye. Yani o çok önemsiyorum bunu. Yani sizin dileklerinizin aslında Emerson'un bir sözü var. Dileklerinize dikkat edin, bir gün gerçekleşebilirler diyor. Yani dualarınıza dikkat edin diyor. Yani bir yerde aslında bir insanın yani iyimserle kötümser arasındaki fark da burada ortaya çıkıyor. Hayat size beklentilerinizi getiriyor. Siz aslında bir şey düşünürken geleceği tasarımlıyorsunuz. Ama bunu bilinçli düşünmek çok önemli bir şey. Çünkü zihninizi rahat bıraktığınız zaman bir sürü uçlara gider işte. En olumsuz şeyleri düşünür, kaygı duyar. Ama bilinçli bir şekilde düşünmeye başladığınız zaman ve geleceğe dair güzel şeyler düşünmeye başladığınız zaman, onlar hani dilekte bulunurlar insanlar işte. İşte Allah'ım bana şunu ver. Nasıl istediğimiz diye. Önemli işte. Değil mi? Nasıl istediğiniz önemli. Istedim. Ama olmaz yani, şu başıma gelmesin demek çok yanlış bir şey, onu söyleyeyim ben. Hı. Ya Allah'ım işte benim başıma kötü bir şey gelmesin demek. Yani size olmasını istediğiniz şeyleri bence dilemek gerekiyor. O beyin şey yapıyormuş. Eğer mesela bir anne, oradan örnek vereyim, çocuğuna dikkat et, aman düşme dediğinde onun beyni düşmesi gerektiğini düşünüyormuş. Evet. Çünkü önce bir düşeyim, sonra düşmemeyi getireyim diye. Evet. Onun gibi biz de olumsuz düşündüğümüzde, yani inşallah kaza yapmam dediğinde beyin onun kaza yapması gerektiğini. Tabii. Yani bunlar gerçekten aslında... O imgeyi alıyor çünkü oradaki... Çünkü artık o kelime ağızdan çıktığı için, o kaza kelimesi. O imgeyi alıyor. Yani şeyi sonunda olmasın kısmı değil, imgeyi alıyor. O yüzden yani olmasını istediğin şeyleri istemek gerekiyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Ben hani hayal gücü çok yüksek birisiyim yani. Zaten o yüzden de hani roman yazabiliyorum. Yani bir çay bardağından bir romana dönüştürebilirim bunu. Ya da birisi telefonla konuşurken o kişi hakkında yüzlerce şey düşünebilirim. Nasıl bir insan olduğu hakkında hemen bir hayal kurarım. Şimdi bu, o yüzden de hani şunu çok net biliyorum kendi hayatımdan da. İyi şeyler hayal ettiğinizde, iyi şeyler düşündüğünüzde,
iyi insanlar çıkıyor karşınıza. Ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum mesela. Yani iyi insanlarla karşılaşıyorum. Bu benim için büyük bir şans. Bunu dedikçe daha da iyi insanlar, daha çok iyi insan çekmiş oluyorum kendime. Hı hı. Peki siz mutlu musunuz Cihan Hanım? Ben de mutsuz değil. Ay, mutsuzum desem gerçekten şey olur yani, haksızlık olur. Yani genel anlamda mutluyum tabii ki, ama hani mutsuz olduğumuz ufak tefek şeyler de oluyor. Evet tabii. Şimdi şöyle, dünyada araştırmalar yapılıyor tabii bu konuda. Mutluluk üzerine. Daha yeni bunlar. Şimdi 25-30 senelik, yani daha bilim mutluluk üzerinde çok yeni çalışmalar yapmaya başladı. Hı hı. Daha önce hep mutluluk deyince şuna dikkat ediliyordu. Refah düzeyi mutluluk düzeyi, mutlulukla eşit gibi bakılıyor. Yani işte paranız çoğaldığında, iyi bir evde oturuyorsanız, iyi bir arabada, yani mutlulukla eşdeğer görüyordu. Oysa bunun böyle olmadığını dünya anladı. Yani her şey var ama mutsuz. Çok var öyle. Yani çok var. Evet. Her şey var. Aslında mutsuz. Bizim için öncelik neyse mutluluğumuz da ona bağlı. Yani biz hangi konuları öne koyuyorsak mutluluk da bravo, neyse. Evet, bravo. Yani öyle, para konusunu en geriye koyuyorsak o zaman bu bizim mutluluğumuzu çok da etkilemeyebilir. Yani sizin tabii ki yani hayata bakış, aslında onu demek istedim. Öznel, yani mutluluk çok öznel bir şey bir defa. Yani siz dışarıdan baktığınızda bir insanın arabasının olması, işte çok iyi bir evde oturması, ya ne kadar iyi bak mutludur diye, öyle bir şey yok. Yani mutluluk tamamen burayla ilgili bir şey. Kesinlikle. Şimdi az önce Ceren Hanım dedi ki yani mutluyum. Tabii ki oluyor mutsuzluk deyince şöyle dedim. Genç, çok güzel, avukat, işte hani fit, düşünüyor. Neden mutsuz olsun ki mesela dışarıdan? Dışarıdan öyle gözüküyor mi? Hep. Yani benim için de mesela işte ne güzel bir yuvası var, işte ne bileyim, her şey dediğiniz gibi evi, arabası diye sayarsın. Herkes dışarıdan karşısındakinin mutsuzluğuna bir anlam yükleyemiyor. Ama burada dediniz ya, belki her şey çok yolunda ama şurada mutlu değiliz. Şimdi hadisenin özü şu, ben bu konuda aydınlandım. Ben de aynen böyle. Siz de bizi aydınlatın ne olur. Şimdi şöyle, ben şimdi yıllar önce şöyle bir yanlış dedim. Çok yoksul bir hayattan geldim. Hmm. Dedim ki mutluluk dedim, daha iyi kazanmakta. Mutluluk iyi bir meslek sahibi olmasında insanın. Mutluluk işte bir eve olmasında araba. Bunlar hepsine sahip oldum. Ama kafamdaki amayı silemedim. İşte içeride. Ama yani bir şeyim var ama diye gidiyor. Bu amayı çözdüm ben. Ya da çözdüğümü inanıyorum en azından. Şimdi şöyle bir yanılgı içine düşmüşüz biz. Mutluluğu sevince işte iyi hissetmeye sınırlamışız. Oysa mutluluğun bir bütün olduğunu anladım. Mutluluk evet, içerisinde, mutluluk bir paket. İçerisinde hüzün de var, acı da var, üzüntü de var. Mutluluğun tamamı bunun bir mutluluk. Üzülürsünüz, size bir derinlik getirir. Oradan başka bir yola çıkarsınız. Bir tünel gibi düşünün. Bir tünel sonunda aydınlığa çıkar. Hüzünlenirsiniz, oturursunuz, bir şey yazarsınız, üretken olursunuz. Bunların bir bütün olduğunu anladıktan sonra, çünkü şöyle bir hata yaptığımı fark ettim. Çünkü ben kendime, yani başka insanları eleştirme, kendimi fark etmeye çalıştım. Mutluyken mutluluğu çoğaltmaya çalışıyordum. Yani diyelim kendimi iyi hissediyorum, mutluyum. Çoğaltmaya çalışıyordum. Üzüntülüyken, neşeliyken, yani neşemi çoğaltmaya çalışıyordum, uzun sürsün istiyorum. Üzüntülüyken de üzüntüyü azaltmaya çalışıyordum. Yaptığım en büyük hatanın bu olduğunu gördüm. Oysa üzüntüyü azaltmaya çalışırken daha çok üzüntü artıyordu. Mutluluğu çoğaltmaya çalışırken elindeki mutluluğu da kaçırıyordum. O zaman üzüntüyü de hani derler ya, dibi ne kadar yaşayacağız? Yaşamak gerekiyor. Evet. İşte bravo. Yani şunu gördüm. Çünkü yani meditasyon yaparken bunu anlıyorsunuz. Derin düşünme. Meditasyon derin düşünmedir. Başka bir şey anlamı yok. Yani bakıyorsunuz ki duygular inip çıkan bir okyanusun dalgaları gibi. Tabii. İzliyorsunuz. Çünkü meditasyon gözlemleme. Gözlemliyorsunuz. Bakıyorsunuz ki önce düşünceler, sonra duyguları. 5 dakika içerisinde mutluyken birden hüzünleniyorsunuz. Yani mutluyken derken sevinçlisiniz. Çok iyi hissediyorsunuz kendinizi. Huzurlusunuz ama başka bir duyguya geçiyorsunuz. Mutluluğu yanlış anlamışız biz zaten. Sürekli kesinlikle gülümsemek olduğunu öyle düşünüyoruz. Bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle olsa yağmurlu havayı niye seviyoruz? Baktığınız zaman güneş yok. Ama o da mutluluk verebiliyor. Tabii işte. Biraz yani, hüzün de mutluluktur. Yani ben bunu anladığım anda bu şuna benziyor. Yani bataklıktaki bir insanın çıkmak için
çaba sarf ettikçe daha çok batması. Yani ben daha çok mutlu olacağım dedikçe batıyorsunuz, mutsuz oluyorsunuz. Zaten sürekli mutlu olmamız mümkün değil yani tabii yani ki. Ben işte mutluluğu ama bazı sürekli ama... üzüntüler, evet, acılardı ve onlardan evet. sonra gelen mutluluk daha güzel. Kesinlikle. Yani burada hani o da mutluluğun içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Hı-hı. Yani mutluluğu bir sevinç olarak görürsek, sevinç, coşku, hüzün, acı, üzüntü, her şeyi bir paket gibi düşünmek gerekiyor. Bu duygularla savaşı bıraktığın andan itibaren gerçek mutluluğu yakalıyorsun. Mutluyken mutlu oluyorsun, diyelim ki neşeliyken neşeli oluyorsunuz. Hüzünlüyken hüzünlü oluyorsunuz, oradan bir anlam çıkarıyorsunuz. Üzüntülüyken de ben bu üzüntüyü yaşamam gerekir diyorsunuz, kaçmıyorsunuz. Ve bana bunu öğreten Doğu felsefesi oldu. Yani 25 tam onu diyecektim. Yıl boyunca, çok felsefik evet, bir bakış. Tabii. Doğu felsefesi. Doğu felsefesi. Doğu felsefesi. Ben yani Batı felsefesine çalışıyorum ama asıl içerisinde Doğu felsefesi. Yani Doğu felsefesini çok çalıştım. Konfüçyüs'ten buraya kadar. Yani o felsefeyi çok çalıştım. Lao Tzu'ya kadar. Yani onların hayatlarını, onların dünya bakış açılarını irdeledim. Böyle bir sayfayı bir ay okuduğum olmuştur. Aynı sayfayı. Ne demek istediğini anlayabilmek için. Lao Tzu'nun mesela Yol diye bir kitabı var. Ya çok ince bir şey düşünün. Milattan önce 6. yüzyılda yazılmış bir kitap. Yani bütün bunlar anladım ki insanların tamamı bu duyguların hepsini tadıyor. Sürekli bir çizgi yok yani. Kalp grafisi böyle değil mi? Hı hı. Murat Bey doktor ondan biliyorsunuz. Hı. Böyledir. Şöyle bir diyelim kalp grafisi şöyle devam ettiği anda ne oluyor? Öldün. Bitti. Şimdi Zen ustalarının çelişkilerini özümsenmesi diye bir şey var. Çelişki yani. Hayat çelişkilerden ibarettir diyor. İşte sıkıntı da olur, mutluluk da olur. İşte susamadan suyun tadını alamazsınız. Yani işte Tibet'e de çıkacaksınız yani dağa, pazara da gideceksiniz. Yani bütün hayatı bir bütün olarak görüp o çelişkilerle birlikte yaşamak gerektiğini söylüyor. Ama ben şimdi konuşmaya devam ediyorum. Sizinle şeyi konuşacağız aslında bugün. Kiracı ev sahibi sorunları ama daha ilerleyen aşamalarda. Şimdi şunu sorayım size. Siz şimdi 13 yaşındayken bir radyo programı başladınız. Oradan bize biraz anlatsanıza. Sizin yani çocukluğunuzu ben çok önemsiyorum. Daha önce Milliyetçi'nde bir röportaj yapmıştım sizinle. Oradan bize biraz yani bizi çünkü şunu çok önemsiyorum. Siz bir rol modelsiniz sizler. Yani bizi izleyen bir Anadolu'daki bir genç kız. Ben de Selda Hanım gibi olabilirim. Ben de Ceren Hanım gibi olabilirim. Diyebilsin istiyorum. Başarsın istiyorum. Çünkü bir ülkenin hani kadınları da ne kadar gelişmiş olursa o toplum tabii. O kadar gelişmiş. Türkiye'de çalışan kadın oranı %28, %30 veya işte. Evet. Yani ben şanslı çocuklardandım. Neden? Göçmen olarak geldiniz değil mi? Öncelikle? Tabii. 89'da 8 yaşındayken işte Bulgaristan'dan geldik. Şimdi bakıyorum bu 12-13 yaşındaki çocukların hiçbiri gelecekte ne olacağını bilmiyor mesela. Ya da hatta liseyi bitiriyor. Evet. Üniversite sınavına girerken ben nereyi tercih etsem, ne okusam diyor mesela. Ben böyle çok şaşırıyorum. Hani şey diyor işte bazen avukat mı olsam, doktor mu olsam, işte ne bileyim oyuncu mu olsam. Ben zannediyordum ki herkes 10 yaşlarında ne olacağını biliyor zannediyordum. Çünkü ben öyle şanslı kesim var. Ben her zaman bildim ekranda olacağımı. Peki bir model mi aldınız yoksa? Hayır. Ben her zaman bunu hissettim. Her zaman aynanın karşısında konuşurken buldum kendimi. Her zaman şarkı söylerken, her zaman oyunculuk yaparken. Yani o sanat yönümün hep olduğunu biliyordum. İlerleyen zamanda bir şarkı dinleyelim o zaman sizden ya. Ay yok canım. O defteri kapadım. Tamam peki. Sonra ve biz yayına girmeden önce bir şey konuştuk sizinle. Bir şeyi iste ve bırak. Evet. Ben bunu hep bildim. O zamanlar çocuk olduğun için işte bilinç çok yok ya. Evet. Şimdiki gibi istiyorum diye asılmıyorsun. İstiyorsun ve bırakıyorsun çocukken. Çocukların keşke çocuk gibi evet. olsak evet. şu anda da. Evet. Ve 13 yaşında bir gün bir ilkokuldayım. Okulun şiir yarışmasında yine böyle bir galiba 29 Ekim gibi bir doğum günü, Cumhuriyetimizin doğum günde şiir yarışmasında okul birinci oluyor. Bursa'nın önemli bir radyosu bizi konuk alıyor. Böyle sohbet ediyoruz, canlandırmalı bir şiir yarışmasıydı. Yayından sonra radyonun müdürü beni davet etti odasına ve dedi ki çocuk programı yapar mısın burada dedi. Baloncuktu adı da. Olur dedim. Ben hemen cumartesi pazar çalışmaya başladım. Sonra büyüdükçe
6 sene yaptım bu işi. Büyüdükçe yetişkin programlarına başladım. O arada babam beni bu dedi ya oyuncu olacak dedi ya haberci olacak bir şey olacak bundan dedi. Gitti beni devlet tiyatrosunun kurslarına yazdırdı. Diksiyon dersleri almaya başladım. Ya mesela babamdır temeli atan da gerçekten. Görmüş yani beni. Orada bir yandan da ilk sigortam benim 1997 Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan başlamıştır. EYT'yi yakaladım o sayede. Öyle bir yandan tiyatro, bir yandan radyo. Bir de siz o ilk geldiğiniz zaman dil sorunu falan da yaşadınız değil mi? Hiç Türkçem yoktu. Sıfır. Nasıl öğrendiniz Türkçe okulu? Yani inanın hatırlamıyorum. Kütahya'ya geldik. Okula almıyorlar, yazdırmıyorlar, kayıt almıyorlar. Çünkü bu çocuğa nasıl öğreteceğiz? Bir de düşünsenize Türkçe bilmiyorsunuz ama yani bir yerde sunucu da olmak istiyorsunuz. Ya çok gerçekten. Ya Türkçe öğrendikten sonra o istek başladı. Çünkü bir de Türkçeyi tabii anne baba biliyor. Abim de biliyor. Ama ben hep Bulgaristan'da şehirde bir ana sınıfında okuduğum için ve yatılı okuduğum için orada benimmiş bir tek Türkçemin olmadı. Herkes benimle Bulgarca konuşuyor. Evde çat pat başlamışım öğrenmeye. İlkokula da başlayınca işte hatta ilkokul öğretmenim hala Allah uzun ömür versin. Mihriye Koruyan İzmir'e taşınmış Kütahya'da. Onu bazen ararım. Senin Türkçen herkesten güzel oldu diye bana öyle iltifatlar eder. O bilir mesela Türkçemin hiç olmadığını, öğrettiğini. İşte hayat çok enteresan. Başka bir ülkede doğup, başka bir ülkeye gelip. Evet. Fakat şey dediniz, babam dediniz. Şimdi bu o kadar değerli bir şey ki. Çok. Yani çocuklara, yani aileler bizi izleyenler şu an çok dikkat etsinler. Çok. Aileler bazen şu hatayı yapıyor. Tabii kendi çocuklar istediğini değil de yapıyor. Kendi istediği, evet. Kendisi için bir ideal koyuyor. Çocuğum diyor mesela işte kendisi avukat olmak istemiş belki olmamıştır ya da olmuştur neyse. Çocuğum da avukat olacak diyor. Doktor olacak diyor. Ona bir yol çiziyor. Mesela benim için de hayatımdaki en büyük hatalardan birisi hukuk fakültesine girmektir. Ha istemeyerek mi oldu sizin? İstemeyerek değil, isteyerek girdim ama bilmiyordum ki. Yani mesleğin bu zorlu koşullarını bilmiyordum. Yani benim gibi duygusal insanlar için belki bir... Ama bilsek zaten herhalde çoğumuz seçmezdik. O yüzden bilmemek daha iyi. Ha yani şimdi şöyle çünkü ya şu mesela yani ben diyelim ki edebiyatta bilgim vardı. Yani daha lisede. Evet ya siz aslında felsefe, felsefe edebiyat yani. Sosyoloji belki tabii, bile olabilir. Tabii olabilirdi. Ama şimdi şöyle bakıyor aile. Şimdi belli meslekler var. Avukat, doktor, mühendis. Bunlardan birisi olsun diye bakıyor ve sizi o yönde hazırlıyor, yönlendiriyor. Siz yani bir baskı olmasa da siz ailenizle birlikte bu benim için doğrunun bu olduğunu zannediyorsunuz. Oysa ben şimdi şunu çok önemsiyorum. Bazı okullar beni davet ediyorlar. Meslekle ilgili işte paneller oluyor şu bu. Gençler hep söylediğim benim şu oluyor. Diyorum ki bir defa hangi mesleği yapacaksınız? O meslekle ilgili insanlara gidin konuşun. Tabii mutlu gidin konuşun onu yapıyorsun? Sadece filmlerde görmeyin. Hangi mesleği yapacak? Gidin o insanların bilgi alın birkaç kişiden hem de. O mesleği dinleyin. O meslek sizin ruhunuza uygun mu? Ruhunuza uygun olması önemli olan. Yani ben tartışmayı bile sevmeyen birisiyim. Düşünün avukatlık yaptım. Yani bir yerde mesleğinizin sizin biraz da yapınızla da uyumlu olursa o meslekte daha severek yaparsınız işinizi. Bu önemli bir şey. Severek yapmak önemli evet. bir şey. Yani bunu söylüyorum. Sizin mesela ailenizin orada desteklemesi çok önemli. Çok. Çok önemli. Yani babanızın evet. size işte bu tiyatrocu olmanızı destekli. Mesela tamam oraya gidip işte yazdırması kurslara şuna buna eğitim için. Tabii mesela o böyle ön ayak olmasa belki yine olurdu ama geç olurdu ya da böyle bir temel atılmazdı. Evet tabii yani o çocukken başlamış olmanız bir defa muazzam bir yol almanız sağlıyor. Çok. Bir insan çok. Sevdiği işi yapması demek. Çalışmaması demek. Çalışmaması ya gerçekten yani. Öyle. Ben hiç yorulmadım. Ben mesela kitap kadar. Yazarken, roman yazarken açıkçası çalışmıyor gibi hissediyorum. Tabii. 8 saat, 10 saat geçiyor. Bazen güneş doğuyor mesela. Başlıyorum gece. Roman yazarken geceleri daha çok çalışıyorum. Genelde öyle oluyor. Tabii evet. Ve zaman nasıl yani orada zaten bir akış içerisine giriyorsunuz. O akış sizi alıp götürüyor. Orada terapi. O dünyada yaşıyorsunuz. Aile çok önemli değil mi Ceren Hanım? Kesinlikle. Senin başarı için de, mutluluk için mesela. Mutluluk kesinlikle içinde. Çok önemli. Mutluluğu da ailede öğreniyor insan değil mi evet. aslında bir yerde? Yani mesela bir çocuk mutlu bir ailede büyüdüyse bence hep öyle devam ediyor diye düşünüyorum. Mutlu bir ailede büyüdüyse öyle devam ediyor. Yani işte aileniz nasıldı kendi işlerinde? Ben çok mesela birbirine çok kilitli. Durum. Ya şimdi gerçekten biz mesela çok geniş büyük bir aileydik. Benim için en büyük avantajlardan bir tanesi buydu. Sofraya 40-50 kişi oturuyorduk. Ay ne bazen. Güzel. Bütün aile. Bir de böyle yere falan. Otururdunuz değil mi? Yeri sofraları evet. vardı. Ve orada herkes derdini anlatır, sorunu anlatır. Çözümler oluşturulur falan. Çok keyifliydi. Şeyi çok önemsiyorum. Yani ailenin hiç olması bir öğün.
Birlikte yemesin. Birlikte yemek yemesin. Siz öyle mi ayrılıyorsunuz? Öyle mi ayrılıyorsunuz? Mutlaka buna evet dikkat ediyorum ben de. Zaten sabahları herkes bir yere dağılıyor ama akşam olduğunda aynı saatte sofrada buluşmaya çalışıyoruz. Niye öyle dedim? Şimdi erkek çocuk, benim oğlum 11 yaşında, ellerinizden öper. Evet. Bilgisayardan kalkmayı bazen istemiyor. Ve çocukların hepsinde var şimdi. Anne odamda yiyebilir miyim, odamda yiyebilir miyim? Hayır, bu evin kuralı masada yiyeceğiz falan diyorum ama bazen esniyoruz. Bir de tabii iş saatleri de önemli. Bazen eşiniz geç geliyor. Ama işte o eski zamanı ben de çok özlüyorum. Ya ben mesela mutfakta yemek yemeye karşıyım. Açıkçası. Yani çünkü her şeyi bu kadar kolaylaştırmamak gerekiyor. Biraz zorlu. Yani, kıymetli yani, oluyor değil mi zor olunca? Bu bir, bakın bu bir rutindir. Rutindir. Yani böyle hani yemek yemek geçiştirilecek bir şey değildir. Yemek yemek sadece yemek yemek değildir. Yemek yemek bir serenomidir bir yerde. Hani bir yerde ailenin bir arada olması, sohbet etmesi, o kendi meselelerini anlatması. Çünkü sohbet bir aynı zamanda yemek değil mi? Ya belli kararlar yemekte verilir. Evet. Evet. Ben sofrada yemeği çok severim. Değil mi? Evet. Ne güzel bir şey. Herkes yani birlikte. Siz de ailede çocukken hep birlikte oturur muydunuz? Biz hala birlikte oturuyoruz. Akşam yemeklerini ben geç gelmeme rağmen beni beklerler. Kimse yemeğini yemez. Anne baba bekliyor biliyor musunuz? Evet. Ama işte ileride şey oluyor. Sen ye beni bekleme diyor eşin mesela. Ya da benim işim uzayacak. Ya da işte çocuğun diyor ki anne yiyelim ya daha ne kadar bekleyeceğiz. Evet. Ama ben de mesela annemlerle yaşarken mutlaka beklenirdim ya. O evet çok. Ben de çocukluktan alışmışım öyle hep beraber yemeye. Yani ben de öyle seviyorum. Öyle alışmışım. Çünkü hani dediğiniz gibi masada sohbet ediliyor, bir takım şeyler konuşuluyor, işte o gün olanları anlatılıyor. Yani bence aile o sırada bir araya gel. Sonra tabii. Zaten herkes diyor ki ben şu diziyi seyredeceğim, ben oyunumu oynayacağım diye. Ben odama yine gideceğim. Herkes bir yere dağılmış oluyor. Tabii. Yani aile kavramını çok önemsiyorum. Bu nedenle de bazı arkadaşlarım bir yer niye bu kadar ailenin üzerinde duruyorsun diye soruyorlar. Kendi ailemden de biliyorum. Yani o insan mutluluk sanatını, ben mutluluğun bir sanat olarak sanat tabii olduğunu düşünüyorum. Mutluluk sanatını ailede öğreniyor ama galiba ara vermemiz gerekiyor. Sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Aynen. Bu harika iki değerli insanla sohbete devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, iki değerli konuğumla devam ediyoruz sohbete. Selda Hasret Arslan ve Ceren Şarman'la birlikte. Ceren Hanım avukat, biraz sonra şeyi konuşacağız. Benim en sevdiğim konulardan birisi kiracı ev sahibi sorunları. Önemli bir konu çünkü evimizin milyonlarca insanın. Evimizin bir yakını yaşıyor bunu yalnız. Evet, benim evet, de yani, var çevremde. Herkesin mutlaka bir şeyi var. Çünkü yani kiracıyı dinliyorsunuz, haklı görüyorsunuz. Hmm. Ev sahibi dinliyor, onu da haklı görüyorsunuz. Evet, iki tarafta haklı. İki tarafta haklı yani çünkü. Aslında. Yani o yüzden hakikaten bu çok önemli ve ciddi. Çünkü konut bir insanın temel ihtiyaçlarından biri. Yani siz bir insan bazen hani evden yemekten kısabilir, giysiden kısabilir ama konut bu yaşadığınız yer. O yüzden evet, bence önemli şeylerden biri. Şimdi aileyi konuşuyorduk da gerçekten ailenin ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Ya şu benim hep dikkatimi çekmiştir. Geçenlerde sosyal medyada, şimdi o yüzden ismi söylemeyeceğim tabii sosyal yayında olduğum için, bir sosyal medyadan tamamen ayrıldım ben, bıraktım. Orada adeta insanlar birbirine ağır hakaretlerde bulunabiliyorlar. Hiç tanımadığım birisi Selda Hanım, hiç tanımadığım, bilmediğim birisi. Yani daha doğrusu kimlik de belli değil. Yani biliyorsunuz o fake hesaplar da olabiliyor, sahte hesaplar oluyor. Bana öylesine ağır hakaretlerde bulunmuş ki, tabii dava açacağım bir şekilde bulacağız IP numarasını falan da. Şunu düşündüm ya. Dedim ki bu insan dedim, acaba ne yaşamış olabilir ki? Hiç tanımadığı, hiçbir şekilde karşı karşıya gelmediği birine böylesine kin, nefret dolu olabilir. Empati yaptım. Dedim ki bu insanın demek ki burada dedim, bir aileyle ilgili, yani bir yetişme tarzıyla ilgili bir sıkıntı var. Şunu gördüm ben çünkü. Çok dosya inceledim ben. Avukatlık yaparken de çok dosya inceledim. Şeye bakarım, bir insanın, suç işleyen kişinin geçmişine. Her zaman diyemem. Ama bir kısmında ailesel problemler olduğunu gördüm. Evet. Ailesine şiddet gören. Çünkü şu benim çok dikkatimi çekiyor. Bir bebek dünyaya geliyor. Ceren Hanım. Bebek dünyaya geliyor. Masum değil mi? Bundan bir canavar haline nasıl dönüşüyor? Böylesine acımasız bir insan nasıl dönüşüyor? İşte kadına şiddet uyguluyor, şu yolda birisinin tacizi şu bu. Buradan biz toplum olarak o ailesi
de sorumlu değil mi yani bir yerde değil mi? Tabii ki. Siz de zaten dönüştürülüyor yani. Dönüştürüyor. Aslında çok dediğiniz gibi. O bir canavar olarak gelmiyor dünyaya yani. Ve o hale getiriliyor. Yani bu burada herhalde şuna katılırsınız Selda Hanım. Sevgi bence sevgi. Bir insanın en az giysisi kadar onu saran önemli bir şey. Sevgi çok önemli bir kavram. Sevgisiz büyüyen insanlarda bu daha çok oluyor değil mi? Evet, karşılanmayan sevgi. Çocuk, ya şöyle bir deney vardı, siz duydunuz mu onu? Bir yetimhanede işte anne babaların olmadığı bir yerde 200 gün boyunca bebeklere hiç sarılmamışlar ve ağladıklarında susturmamışlar. 200 günün sonunda bebeklerin hiçbiri artık ne ağlıyormuş ne gülüyormuş, duygu vermiyormuş. Duygu gidiyor. Evet. Karşılanmadığında sevgi ve ilgi. İşte söylenen bir deney. Ben şey direkt şunu düşünüyorum. 200 gün nasıl dayandılar diye düşündüm. Neden 200 gün onu bilmiyorum. Ama sevgisi karşılanmayan çocuktan her umut şey etti. 200 gün umut etti ama olmayınca demek ki. Evet. Artık ne ağlıyor ne gülüyor mesela çocuk. Evet. Duygusu olmayan biri her şey yapabilir. Ve şimdi bazı araştırma yapılıyor mutlulukla ilgili. Mutluluk en çok parayla, pulla değil biliyor musun? Neyle ilgili biliyor musun? Aile ile ilgili. Yapılan araştırma bunu gösteriyor. Yani daha mutlu veya daha mutsuz olmanızı ailenize borçlusunuz. Yani yaşadığınız aile sizin daha mutlu veya daha mutsuz olmanızı sağlayan en önemli etkenmiş yani. Hani psikologlar hep çocukluğa iner ya işte nasıl bir aile hayatı vardı diye. Bir de ben hep şunu çok önemli buluyorum. Çocukların bizim mesela en önemli özelliğimiz şu oldu. Çocuklar her türlü şeyi bizimle konuşabiliyorlardı. Okulda yaşadığı her şeyi, kendisinin bir hatası da olsa, biliyordu ki ben de eşim de yargılamayacağız onları. Çünkü birçok şey görüyorum, Selda Hanım, olay görüyorum. Bu çocukların başına gelen olaylardan bir kısmı ailesine anlatma cesareti olmadığı için olabiliyor. Öyle evet, mi katılır mısın? Siz de çok paralar yaptınız çünkü. Evet. Ay neler, nasıl hikayeler. Hele ya ailesi anlatamadığında bu. Tabii tabii. O yüzden hep aslında yalan yalanı getiriri öğretmeye çalışıyorum ben de. Yani bana bir kere yalan söylersen ikinciyi söylemek zorunda kalırsın. Hani ben de bir çocuk yetiştiriyorum. Ya da benden gizlediğinde işler daha da sarpa sarar. Hata da olsa ne olursa olsun söyle ki beraber çözelim. O cesaret vermek gerekir. Evet. Hep bunu vurguluyorum. Hep söylüyorum. Umarım yani başarılı olurum. Ama buradan anne babalara da sakın bana böyle bir konuyla gelme ya da duymayayım bir daha, görmeyeyim bir daha dediğinizde o çocuk artık onu saklamaya başlıyor. Bu hem onu mutsuz ediyor hem de daha büyük felaketlere doğru. Çünkü o çocuğun mahkeme etmesi, küçük bir çocuğu düşünün. Bir olayla karşılaşıyor ya da bir tuzak kurulabiliyor. Biliyorsunuz internette tabii, ne tuzaklar kuruluyor. Evet. O eğer o cesareti vermezseniz o tuzağın içerisine de düşebilir. Çok o yüzden o çocuk o cesareti bulmalı. Hatta ben çocuklara şunu diyordum. Okulda bir şey olsa bile, okulda mesela diyelim ki bir şey oldu. O an konuşmak istiyorsunuz. Arayın beni. Toplantımı bölerim sizinle konuşurum. Çünkü siz benim için önemlisiniz. Çünkü çocuklar, bütün çocuklar önemli. Geleceğimiz çocuklar. Katılıyor musun? Tabii ki. Yani çocuklara sen babanla konuşsaydınız, babanızla konuşabiliyor muydunuz annenizle? Eğer herhangi bir şey olduğunda, bir sorun olduğunda. Yani daha çok annemle konuşuyordum tabii. Ama tabii ki çok önemli. Çocuklara her zaman güven vermeliyiz. Onları cesaretlendirmeliyiz. Yani başına bir şey geldiği zaman bunu bizimle işte veya okulda olduysa önce öğretmeniyle bunları paylaşması gerektiğini öğretmemiz lazım çocuklara. Çünkü çocuklar belli bir yaşa kadar iyi ile kötünün ne olduğunu tam olarak ayırt da edemiyorlar. Belki de bize bunu normal bir şekilde anlattığında da biz onun kötü bir şey olduğunu fark edip onu hemen uyarabiliriz. Yani çocukları aslında iletişim çok önemli bir şey. Yani bu çocuklukta başlayan bir şey. Çocukları bizimle, öğretmeniyle, arkadaşlarıyla hani iletişim kurması gerektiğini ne kadar öğretirsek çocuklar da o kadar cesaretli olurlar ve birçok şeyi paylaşırlar ve iyi kötüyü daha iyi ayırt edebilirler. Evet, evet. Yani aslında mesela şimdi bir böyle aklıma gelen bir şey. Mesela bir insan yargılanırken o konuda hani bazen dosya bilirkişilere de gönderiyor değil mi? Uzmanlara, psikologlara, psikiyatristlere. Belki o kişinin yani cezalandırmak anlamında değil ama ailesinin de dinlenmesi ve araştırılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü birçok vaka izledim, takip ettim, dosyalarını takip ettim. Çok büyük suçlara karışmış insanların aileleri tarafından
çok fazla şiddete uğradıkları veya işte anne veya babanın işte onu terk etmesi gibi durumlar olduğunu gördüm. Evet. O yüzden bence belki de davalarda o aileye de, yani çünkü bir yerde bir insana ceza veriyorsunuz. Çıkıyor, giriyor cezaevine. Çıkıyor, adamı tedavi etmedikten sonra yeniden aramıza karşı, değil mi? Evet. Yani, ben bir tane yazı yazmıştım. Suça sürüklenen çocukları kaybediyoruz diye. Bir suç işliyor. Daha sonra hırsızlık suçunu işliyor mesela. Sonrasında artık buna alışıyor ve ailesinde de hatta böyle olaylar oluyor. Mesela çocuk diyor ki benim babam cezaevinde, işte annem şurada. Daha sonra bu çocuk artık bu hayata alışıyor ve o daha sonrasında yaralamaya gidiyor. Yaralama suçunu işliyor. Yaralama suçundan sonra artık en sonunda öldürme suçunu işliyor ve müebbet hapis cezası alıp uzun yıllar cezaevinde. Yani küçük bir suçla başlayan bir olay en sonunda öldürmeye kadar gidiyor ve o insanın hayatı bitmiş oluyor. Yani gerçekten bu çocuklar suça sürükleniyor ve biz o çocukları kaybediyoruz. Evet, aile hayatı. Sadece davalarda da değil aslında, hani sorunun ailede olması. İkili ilişkilerde de ben onu yapıyorum kendi hayatımda. Mesela olgun yaşta ama temel değerlerle ilgili bir sorunu var. İkili ilişkimizde mesela işte güven, ne bileyim aşırı umursamazlık, bir şey var, bir sorun var. Ben hemen ona kızmak yerine diyorum ki demek ki ailede yanlış atılmış bazı temeller. Yani aileden öğrenmedi herhalde diyorum. Çünkü gerçekten çok önemli. Yani sürekli yalan söyleyen birinin şimdi illa şöyle çocukluğuna bakman lazım. Niye sürekli yalan söylüyor şimdi, bu? Ya zaten hani biliyorsun ceza zaten kişisel. Bunu anladım ama yani o ailelerin, çünkü şöyle bir insanın cezaevine atmak çözüm olmuyor. Onun bir şekilde geçmişini irdeleyip tekrar topluma hani kazandıracaksak onun ailesinin de uzmanlar tarafından dinlenip ona göre bir rapor vermesi gerekir. Çünkü salıveriliyor. Bakıyorsun salıveriliyor. Aynı kişi gidiyor, bu sefer de bir başkasına aynı suç işleyebiliyor, değil mi? Çünkü onu bir şekilde topluma kabul etmek için, toplumu bir parçası haline getirmek için mutlak surette onun yaşadığı hayatın, nasıl bir hayat yaşadığını ve onun nasıl bir yeniden topluma uyum sağlayabileceğine dair bir çalışma yapmak gerekir. Yoksa yani cezaevine atmak bir yerde çözüm olmuyor. Evet. Çıktığında yine aynı kişi olarak çıkacaksa cezaevi sadece geçici bir çözüm. Geçici bir çözüm. Geçici bir o zaten çözüm. Orada diyorlar ya hani sıcak oda, yemek. Yani bir yerde o süreci sadece onun orada yatma süreci değil de aynı zamanda o süreci onun ıslah yani edilmesi. Çünkü cezanın iki amacı var. Evet, ıslah edilmesi. Tabii. Bazen daha kötü olduğu da oluyor. Mesela içeridekilerle bazen daha kötü bir şekilde tanışıyorlar. Şöyle yapalım, böyle yapalım ya da içeriden de yönettikleri oluyor. Tabii olabiliyor tabii. Şimdi şunu soracağım size. Aristo'nun çok güzel bir sözü var. Diyor ki akıllı insanlar düşmanlarından bir şeyler öğrenir diyor. Aristo'nun çok güzel. Çok güzel demiş işte gerçekten. 21-22 yaşlarındaydım. Çok başarılı bir iş insanı olmuştum 2 yıl içerisinde. Okulu bıraktım. Fakültede, hukuk fakültesine kayıttım ama bıraktım. Çünkü o kadar büyük para kazanıyorum ki. Bir giydiğim gömleği bir daha giyemiyorum. Ticaret mi yapıyordun? Ticaret yapıyordum. Halk ticareti yapıyordum. Çok büyük başarı sağladım. Yani insanlar benden o şeyi almak için sıraya giriyorlar. Sonra yani bırakıp avukat mı oldun? Yok, şöyle oldu. İşte onu söyleyeceğim. Bir geldim ki iş yerim yanıyor. Yani çünkü hani para biriktiren birisi olmadım hiçbir zaman o zamanlarda. Çok rahat harcıyorum ve hiç param... Bu arada şu oluyor. Çalışan kişi iş yeri yanarken orada kapalı çarşıya şuraya bile gidiyor. Ne kadar alacağım varsa hepsini topluyor ve kaçıyor. İş yeri yanarken. Ve benim bir anda... Planlamış mı bunu? Planlamış değil. Onun hatasıyla yanıyor ama o yanarken onu düşünüyor. Parayı alıp kaçıyor. Bu beni, Kıbrıs Zenon var biliyorsun, filozof. O da gemisi battıktan sonra filozof oluyor. Bu beni çok düşündürdü bu olay. Her şeyimi kaybetmiştim. Geriye devasa borçlar kaldı. Of. Sadece borçlar kaldı. Okuldan atılmışım bakın devamsızlıktan. Yani bitmiş bir durumdayım. Akıl almak istiyorum ama kimden akıl alacağım, nasıl öğreneceğim? Bir tanıdık gördüm, babamın arkadaşı. Karşı kaldırımda yürüyor ama artık ev kirası falan verilmeyecek durumdayım. Yani gittikçe sıfır tüketiyorum. Yanına gittim. Hani sadece akıl alacağım. Diyeceğim ki ona, yani ya nasıl yapsam acaba, nasıl bir yol izlesem? Birisinin desteğini istiyorum moral anlamda. O parayı isteyeceğimi zannetti herhalde. Ben dedi, senden hiçbir şey olmayacağını zaten biliyordum dedi, güldü.
daha beter ol dedi. Fakat bu benim için inanılmaz derece bir motivasyon oldu. Yani o küçük görmesi, şey yapması. Oradan çok şey, benim için birkaç çıkış noktam oldu ama bir tanesi oydu. Buradan bir ders aldım. Yıllar sonra avukat olduğum o kişinin bana işi düştü. İşi düştü ve yanıma geldiğinde başını kaldıramadı. Ve ben o aslında bana hiç de farkına varmadan hayatımın en büyük iyiliğini yapmış bazen oldum. Çünkü ben cümle. Okula döndüm. Günde 4 saat uyuyordum sadece. 3 yıl boyunca sadece 4 saat uyuyordum günde. 3 gün gidip halı ticareti yapıyorum. Seyir satıyorum. Başka şehirlere gidiyorum. Gece yolculuk yapıyorum. Gündüz satış yapıyorum. 2 gün, 3 günde okula geliyorum. Hafta sonları ders çalışıyorum. Günde 4 saat. 4,5-5 saat maksimum. Bir kuzenim vardı. Onunla beraber ders çalışıyorduk. Onu unutamam iyiliğini. Yani orada benim bütün bu sıkıntıları atlatmama neden oldu biliyor musunuz? Sizin var mı hayatınızda böyle hani birisi hani sizi yapamazsın deyip de hani sonradan? Vallahi siz anlatırken ben de onu düşündüm. Hani böyle unutulmaz kırıcı anlar mesela bir şey olur. O kadar üzülürsünüz ki bak şimdi onu hatırladım. Çocuk programı yaparken çok küçük yaşta annem bir deniz planlamış. Bir hafta sonu biz Mudanya'ya giderdik. Kurşunlu'ya, Mudanya'ya, Bursa'da denize girerdik. İş arkadaşlarıyla böyle bir şey yapıyor ve beni de götürmek istiyor. Benim hafta sonu ya çocuk programı. Anne nasıl olacak ama falan diyorum şimdi program. Bir haftada yapmayı verirsin diyor şimdi. Aslında ben para da kazanıyorum biliyor musunuz? Rakamı hatırlıyorum. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. 500 lira mı diyorduk? 500 bin lira mı diyorduk? Ne diyorduk acaba o zamanlar 98-99'da? 500 bin lira falan diyorduk galiba. Bir şey. O parayı alıyorum cumartesi pazar için. Rakamı hiç unutmuyorum. Aman olmaz bir şey dedik. Ben haber mi vermedim bilmiyorum. Gitmedim programa yapmaya. Ya ama o da anne baba yüzünden. Vallahi normalde ben giderdim. Dönünce bana komşumun kızıyla haber yollamış. Bir daha gelmesin diye. Annem beni camdan görmüş. Bana dedi ki o zaman cep telefonu falan yok. Bir daha gelmeyecekmişsin dedi camdan. Annem hala der ki o boynunu böyle büküp ağlayarak oradan uzaklaşmanı unutamam. Ama ben o gün dedim ki oraya gitmeyeceğim ama başka yere gideceğim. Bir daha o radyoya gitmedim evet. Ama Bursa'nın en top radyosunda çalıştım 4 sene. Sonra da Bursa'nın yine en top televizyonu neydi? Olay TV'ydi. 13 sene de Olay TV'de çalıştım. Evet. Ya mesela orada iyi ki orası olmamış. Yani öyle demiş ki ben başka bir radyoya geçmişim. Evet. Baktığınız zaman o geldi. Farkına varmadan size iyilik yapmış. Aslında bir nevi o kaldıraç olmuş yani. Sizde oldu mu hiç böyle bir şey Ceren Hanım? Vallahi ben de şimdi böyle düşündüm de çok böyle hırslıyımdır. Hani bir şeyi istiyorsam kafama koyarım, en sonunda da yaparım. Yani eğer vazgeçtiysem hani o olmamıştır. Yani şimdi düşünüyorum mesela bir gün bir yerde işte çalışıyordum. Orada başıma kötü bir olay geldi ve beni işten çıkardılar. Sonra ertesi gün babamın arkadaşının ofisine gittim, avukat. Bana odasını, ben dedim ki bir odanızı kullanabilir miyim? Hemen bana anahtarı uzattı. Dedi anahtarı yaptır dedi. Ve ben o günden bugüne geldim. Yani orada aslında insanlara ben şunu söylemek istiyorum. Bazen bir olayla karşılaştığımızda sanki hayatın sonu gibi gelir. Eyvah ya bu bitti. Ay evet ya, nasıl bence, o gün üzülmüş ve ağlamıştım. Ama o inanın ki o şeyler her bitişin ben bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Her bitiş bir şey biter. Ve yeni bir şey başlar. Evren boşluk sevmez. Tabii. Hemen yani, dolar. Güneş her gün yeniden doğuyor değil mi? Her doğan güneş aslında yeni bir şans veriyor insana. Her gün yeni bir şans veriyor. O yüzden dediğin, yani belki başka bir konu gibi oldu ama çok önemli söylediğin. Yani bir sorunla karşılaşıyorsun. O sorun senin için sanki büyük bir felaketmiş gibi, küçük felaketmiş gibi geliyor veya. Ama aslında sana yeni bir kapı açıyor değil mi? Evet. Yeni bir. Hani yeni bir kapı kapanır, bir kapı açılır evet, derler tabii. Ya aynen öyle oluyor. Evet. Tabii şimdi şeyin çok güzel bir atasözü var. Çin atasözü var. Dağlara çıkmayan uzakları göremez diyor. Siz de bir mücadele, buna katılır mısınız? Yani bir mücadele insanısınız. Evet. Yani bir savaşçısınız bir nevi yani. Dağlara çıkmayan demek uzakları aslında o kadar güzel ki neden? Bazılarımız oturup bekler. Biri beni arasın, biri bana şunu teklif etsin ya da
biri şunu bana söylesin, biri bana para versin, iş açayım falan. Ama değil aslında. Kalkıp kimse bizi kurtarmaya gelmeyecek. Onu bir kere anlamamız lazım. Yani dağa kendin çıkacaksın. Kimse seni atla arabaya da dağa götürün evet. demeyecek yani. O yüzden ben de çok sevdim o lafı. Şimdi sizden duydum. Evet. Mücadele evet. her zaman devam edecek. Yani bıktım artık, yoruldum artık dediğin anda... Evet. Yani sen aşağıya düştüğün anda daha da aşağıya çekiliyorsun. O zaten hep... daha kendimiz çıkıp arkasını gördüğümüzde helikopterle çıkıp bakmaktan daha bence evet. insanı tatmin edici, daha kıymetli. Sonra ben şunu gördüm Selda Hanım. Bakıyorum çok kolay para elde etmiş. Miras kalmış mesela. Veya evet, bir yerden para kazanmış var, falan evet. bedavadan için. O insanlardan hatta bununla ilgili çok araştırma yaptım. Bedavadan para kazananlar bir şekilde yani. Bunların çok önemli bir bölümü, mutlaka istisnaları vardır. Tamamı diyemem çünkü benim de böyle bir veri yok. Çok önemli bir bölümü. O paradan hiç hayır görmemişler. O parayı o kadar kolay çarçur etmişler ki o paradan bir servet yapamamışlar. Önemli bir bölümü. Öyle olmasa bile başka bir alanda hep bir eksiklik. Hep bir eksiklik. Evet yani bir yerden mutlaka sınav, yani onun da baş sınavı para değil. Sizin bizim evet. para muhtemelen. Evet, evet. Ama evet. o saraylarda altın kaşıkla büyüyenler var. Yani hele İstanbul'da mesela dedesinden kalan 3 tane evin kirasıyla hiç çalışmasa gerek olmayan insanlar evet. var. Ya da 10 tane neyse işte evet. yalı var bir tane orada aşağıda gibi gibi. Ama onların da mesela bize bakıp eminim bizi bize imrendiklerine eminim ben ya. Yani. Onların da başka sınavları var. Ben şimdi, onlara hiç imrenmiyorum mesela. Ben de. Yani de. Bence böylesi daha güzel, daha kıymetli. Yani evet. benim için mesela hani ben şu anda çalışıyorum, kazanıyorum, bir şeyler üretiyorum, insanların hayatına dokunuyorum. Bu benim için daha güzel, daha keyif verici. Evet. Şimdi zaten şunu söyleyeyim size. Çok dostum arkadaşım oldu. En üst düzeyde yani. Şirket yöneticileri şu bu. Mutlu insanın, mutluluğun parayla pulla hiçbir ilgisi olmadığını anladım. Evet. Bunu kesin biliyorum. Yalnızca tabii ki temel ihtiyaçlar ayrı. Temel ihtiyaçlar nedir? Bunlar olmazsa olmaz insanın. Barınma, tabii. yeme içme, giyinme. Bunlarda sıkıntı olmaması gerekiyor. Bunlarda sıkıntı varsa bu insanı mutsuz ediyor. Ha, ama siz, yani o noktada da para mutluluk getirire geliniyor. Yani eğer siz... bir barınma ihtiyacınız varsa ve evi alamıyorsanız ya da işte bir ev alırsanız bu sizi mutlu eder. Bir yerden hani bedava para gelse de hani gitsem bir tane ev alsam ya da bir araba, bunlar artık insanların ihtiyaçları ya da işte bir yeme içmeyle ilgili bir sıkıntı. Bunlar yoksa mutsuz olursunuz. Bunları karşılamıyorsanız. Ama bunlar var. Bir kalacağınız güzel bir eviniz var. Yani yaşayabileceğiniz. İşte sofranızda her şey var. Ya da her şey yok, sınırlı var. Neyse. Hı hı. Peynir zeytininiz var. Giyiminiz de var, elbiseniz de var. Ama siz mutsuzsanız burada bir sıkıntı var. Yani mutluluğun parayla pulla ilişkisinin olmadığı kanıtlandı. Temel ihtiyaçlar hariç. Çünkü ben bunu niye tekrar diyorum? Çünkü bana yazıyorlar. Ama abi sen gel de bana sor işte ben evin kirasını veremiyorum. Bunlar temel ihtiyaç. Bunlar insanı mutsuz eder. Yani bunları karşılayamadığınız mutsuz olursunuz. Ama bunları karşılıyor iseniz buna rağmen mutsuzsanız, daha çoğunu istiyorsanız, yani işte bir evim var, ya bir tanesi aradı beni, 21. daireyi alacağım, nereden alayım diye sordu bana, işte 2 ay kadar önce. Yani 21. daireyi alacağım. Dedim ne olacak, yaşı 70'in üzerinde. Ay yani gerçekten. Hiç yurt dışına çıktın mı dedim, çıkmadım dedi. Ya yapma dedim ya, yapma. Ve 10 yıl da kredi kullanacakmış. 10 yıl kredi kullanacak, 80 küsur yaşında şeyi bitirecek. Yani... Bu bir, şimdi şöyle bir yanılsamada yaşıyor insan, yanılsama yaşıyor. Yani işte bir küp altını var, iki küp olursa mutlu olurum zannediyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İhtiyacınızı karşılayabiliyorsanız. Hep daha fazlası isteniyor. O ya. Bizim yaratılışımızda var. Ama işte bunu yendiğiniz zaman mutluluk başlıyor. Hı-hı. İşte bu tamlık duygusudur. Bir şeyi azı az olarak hissetmek veya çok fazlası insanı mutsuz eder. Ben geçen hafta İnal Aydınoğlu'nu bağladım programa. İnal abi... Çok tanımanızı çok isterim. Belki 20-25 tane okul, yurt falan yaptırmış olan bir insan, iş insanı. 80 küsur yaşında o kadar dinç ve genç ki hayret edersiniz. Onu ayakta tutuyor bu. O öğrencilerin başarıları, açtığı okullar. Yani çok parası varsa bir insanın bunu paylaştığı zaman mutlu olabiliyor. Daha çok mutlu oluyor o zaman. Yani başka insanların hayatına dokunduğunuz zaman mutlu oluyorsunuz. Tabii. Yani bir yerden sizin daha çoğuna sahip olmanız...
hiçbir mutluluk getirmediğini hem çevremden hem de araştırmalardan bunu kesinlikle biliyorum. Şunu sorayım size. Rutinleriniz var mıdır? Size de soracağım. Yani rutin şu. Ben rutinleri çok önemsiyorum. Sabah kalktığımda işte ben balkona çıkarım veya bahçeye çıkarım. Bir kahve içerim. Mesela ya da çay içerim. Ben bitki çayı içiyorum da. Yani o çok fazla benim tercihim o. Var mısın böyle yani günlük yaptığınız rutinler? Ya olmaz mı bir annenin günlük rutini hafta içi bellidir. Yani bizim görevlerimiz vardır annelerin. O yüzden o bir rutin o. Aynı saatte kalkarız. Şunu için sorayım. Kendinize... Kendime de... Kendinize ayırdın. Kitap okumak için ya da işte kahve içmek için. Yani kendinizi özel ayırdınız. Tabii tabii. İşte çocuğu gönderdikten sonra, eşi gönderdikten sonra bir hemen filtre kahvemi demlerim. Kahvaltıdan önce. Çok klasik ama o limonlu suyu içerim mutlaka her sabah. Yani neye yarayacak bilmiyoruz. Hani zayıflatmayacak biliyorum ama en azından bir detoks etkisi yapsın diye. Sonra filtre kahvemiz demlenir. Sonra onu bir içerim. Mutlaka balkona çıkarım dediğiniz gibi. Bir bakarım bakalım bugün hava nasılmış. Ben evle ilgilenmeyi çok seviyorum. Çiçekleri sulamayı. İşte bugün ne yapayım? Ben bugün bir kek yapayım ya da bugün şunu yapayım. O evle ilgili kısımları bitirdikten sonra haftada bir gün mutlaka bir arkadaş sohbeti. Öyle bir ihtiyacım var maalesef yani. Evet. Mutlaka biriyle böyle bir görüşme. Sporum var düzenli haftada 3 gün. Şu ara çalışmıyorum ya biliyorsunuz evet, zaten. Evet. Çalışmadığım için de çok daha kendime yöneldim. İşte kurgu, edit onları çok seviyorum. Yani YouTube'la ilgileniyorum bu aralar. Bir oturduğum zaman sizin dediğiniz gibi böyle 4 saat kalkmadığımı biliyorum. Su içmeyi unutmuşum yani. O kadar seviyorum. İşte bu akıştır o. Evet. Müthiş keyifli bir şey. Yani ben hani bizi izleyenlere onu tavsiye ederim. Yani bir yerde oturup çalıştığınız zaman mesela ben kitap çalışırken bunu farkı saatler nasıl geçti anlayamıyorsunuz. Bu inanılmaz bir dinlenme yaratıyor insana. Evet. O yüzden teknolojiyi çok seviyorum yani. O montaj, grafik, tasarım, kurgu onları çok seviyorum. O bilgisayar başında oturmak bana terapi gibi geliyor. Ama rutin ev işlerini de çok seviyorum. Spor yapıyor musunuz? Evet. Sporu artık yani belli bir yaştan sonra hayatta hep olması gerekiyor. Hemen zaten evinde karşısında böyle salonum. Oraya gidiyorum. Yani hem iş hayatı hem ev hayatı beraber dengede götürmek. Denge kısmı da çok önemli. Hocam ona da değiniyor tabii, yani. Tabii, hayatta denge. Dengeyi kaçırdığın anda mutsuzluk geliyor. Aşırı ev ya da aşırı dışarısı ya da aşırı iş, aşırı aile yani o dengeyi bozduğuna mutsuzluk gelmeye başlıyor. Bu o kadar önemli bir şeye değindiniz ki Kıbrıs Zenon diye bir şey var, filozof var. Yani beni çok etkileyen filozof. Stoacı okulu kuran birisi. O işte gemisi ilaç o zaman ilaç iş yapıyor, eczacılık işi yapıyor. Gemisi batıyor ve her şeyini kaybediyor. O zaman dünyanın en zengin insanlarından birisi. Milattan önce 3. yüzyılda. Her şeyini kaybediyor ve bitiyor. Ve yüzerek kurtuluyor. Yani gemi batınca. Ve düşünüyor, Tanrı benim diyor. Hiçbir şey olmayan bir filozof olmamı istedi demek ki diyor. Düşünüyor ve bu Atina'ya gidiyor, oradan başka yerlere falan. Gerçekten bir stoacı diye bir okul kuruyor, stoa okulu. Bu stoacılığın en temel özelliği şu. İnsanlara tavsiyesi mutluluk için. Yani Stoa okulu mutluluğu anlatan ve mutluluk için insanların ne yapması gerektiğini anlatan bir okul ve dünyanın birçok ünlü filozofu da devam ettirmişti. Marc Aurel var mesela, Roma İmparatorluğu. Hem filozof hem Roma İmparatorudur. En önemlisi ne biliyor musun orada? Ölçülülük, denge. Denge. Adil ol, dengeli ol, cesur ol diyor. Yani ölçülü olmak, her şeyin ölçüsünü... Siz ama ölçülü bir insansınız ya. Ben hep ona dikkat ederim. Yani siz ilişkilerinizde ölçülüsünüz. Konuşmanızda hep böyle. Hep sizde bir ölçü var yani. İşte elimden geldiği kadar o çok dikkat önemli ediyorsun gerçekten. Şey de çok önemli Cengiz Bey. Ne olmak istiyorsan ve kim olmak istiyorsan öyle davran. Evet. Yani olmak şart değil. Mesela laf lafa açtı ama mesela CEO hayali var bütün gençlerin şimdi. Bir şirketin başına geçeceğim falan. Diyelim öyle istiyorsun ama o yol daha stajyersin diyelim. Yani bir CEO gibi giyin. Öyle yürü, öyle davran. Evet. O mesela dediniz ya ölçülüsünüz, dengesiz. Ben de denge istiyorum hayatımda. O yüzden de öyle yapmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi size sorayım. Var mı rutinleriniz? Yani benim bayağı yoğun çalışıyorum. Benim rutinlerim de aslında hani böyle günlük gibi değil de haftalık gibi böyle. Yani mesela ben de kahvaltı etmeden asla evden çıkmam. Hani böyle çok alışmışım herhalde. İşte
şeye çok önem veririm. Böyle işte saçım şöyle olsun, işte makyajım şöyle olsun, böyle hep o bir o haftanın içinde mutlaka böyle bir kendime bakarım yani bir. Çünkü ben Aslan Burcu olduğum için. Ben de Aslan Burcu'yum. Hakikaten oradan biz demek ki. Akşamdan kıyafet hazırlıyor musunuz? Onu hiç yapmıyorum. Bir daha yere geç kalıyorum ben zaten. Yani o şeyi seviyorum. Hani aslanlar böyle parlamayı sever ya bir yere girdiği zaman. O yüzden böyle ona çok dikkat ederim. Bir de böyle şeyi ben severim. Mesela işte benim ofisim Harbiye'de. Ben böyle o mahalleyi çok seviyorum. Ve böyle hani mesela çıkarım işte markete giderim. Oradakilerle konuşurum, sohbet ederim. Oradan başka bir yere giderim. Oradakiler de yani gün içinde böyle insanlarla hep, ama değişik insanlarla iletişim halinde olmayı seviyorum ve bu beni mutlu ediyor. Sonra ofisime dönerim. Yani mutlaka gün içinde ofisime de giderim. Onu da seviyorum çünkü. Yani bunlar beni mutlu ediyor ve çalışmaya da herhalde çok alışmışım yani. Gece de olsa, gündüz de olsa hep o bilgisayarım hep açıktır. Yani hep benim aklım hep oradadır. O beni mutlu ediyor herhalde. Yani bu rutinler beni mutlu ediyor. Zaten ben şunu fark ediyorum. Mesela bazen rutinim bozulursa, yani mesela aile içinde de öyle. Hani az önce konuştuk işte sofrada yemek yemek gibi. Mesela ailede bir şey oldu. Diyelim ki bir cenazemiz var ve biz bir hafta 15 gün o aile düzenimizi devam ettiremedik. Ben o rutinin bozulduğu için rahatsız hissediyorum ve mutsuz hissediyorum. Yani o yüzden bence rutinler önemli. Çok önemli. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir ara devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Değerli konuklarım Selda Sedat Aslan ve Ceren Şarman'la birlikteyiz. Şimdi şu kira konusuna biraz değinmek istiyorum. Sonra yine mutluluğa döneriz. Bir defa şunu söyleyeyim size. Bu kira yani %25 zam olayı hangi tarihe kadar geçerli? Şimdi biliyorsunuz geçen sene bu 25 olayı başladı. Sonra bunu uzattılar. Şimdi tekrardan devam edecek. Temmuz ayına kadar galiba. Evet, Temmuz ayına kadar devam edecek. Ama yani bu bizim çok eleştirdiğimiz bir konu oldu. Çünkü %25 bence kiracı ve mal sahiplerine daha çok birbirine düşman yaptı. Çünkü kirası çok düşükte kalanlar oldu. Onların kirası çok az artınca bu sefer mal sahipleri tabii haklı olarak onlar isyan ettiler. Kirası çok çok yüksek olanlar var. Onlar da tabii mal sahipleriyle işte çok çatışma yaşıyorlar. Hatta yüksek olanlar daha da arttırmak istiyor. Peki arabuluculuk şey yarıyor mu şu anda? Arabuluculuk o şey kira. Bayağı bir çözüm mü sorunların çözümünde? Yani aslında arabuluculuk hani uzun zamandır var. Benim kira ev sahibi. Daha çok yeni Eylül ayında başladığı için daha henüz. Ama bence belki o bir çözüm bir olabilir. Peki şunu yani belki size. O kira bedeli konusunda çözüm olabilir ama tahliye konusunda çözüm olabileceğini düşünmüyorum. Peki mesela diyelim ki ben ev sahibiyim. Kiracıma kira tespit davası açmak için mahkeme yani %25'i istemiyorum. Kaç yıl beklemem gerekiyor? Kaç yıl orada o kiracın orada? Kira tespit davası için 5 artı 1 yıl diyoruz biz ona. Aslında 5 yıl diye yazıyor. İlk yılını saymıyoruz ondan sonra. Evet, ilk yılı saymadığımız için o ilk yıldan sonraki asıl uzama yılları başlamış olduğu için. Yani 6. yılda o kira tespit davasını ev sahibi açabiliyor. Ama bir de kira uyarlama davası var. 5 yılı dolmayanlar onu da açabilir. Aslında iki dava birbirine çok benziyor. Yani orada da hani günümüz koşullarına göre hani kira bedelinin artırılması istenebiliyor. İstenebiliyor. Bütün haklar kiracıdan yana galiba değil mi? Yani ev sahibini koruyan bir hak var mı? Aslında var. Yani mesela çok hızlı çıkarılan kiracılar da var şu anda. Fakat eğer dava sulh hukuk mahkemesinde açıldıysa 3 yıl 5 yıl çok zor çıkıyor. Ya benim ama çok böyle kiracısı olup çok mağdur olan ev sahibi de var. Yani şimdi onları da anlıyorsun. Şu an işte bedeli 30 bin lira olan evde 5 bin liraya oturuyor. Ama işte onun da haklı olarak o da bir yerde hani geliri yok. Ne yapacak şimdi? Yani şimdi ben ama açıkçası mesela, çok ciddi o da diyor ki ona yani bak diyor bari bir orta yol bulalım. Hani bir 15 yapalım. Kiracı da diyor ki hayır yapmıyor. Benim hakkım %25 diyor. Ama şöyle bir de diyelim ki 15 bin lira mesela 20 bin lira aylık alıyorum. Yani şeyi aslında ama o zaman işte çıkacak. Ben de nasıl şimdi ev sahibinden yana. Ama o zaman yana şimdi o evin belli ki değeri çok yüksek. O zaman orada oturmaması o zaman orada gerekiyor. Ama yer bulamıyor, yer bulamıyorum. Yani kolay değil bir evi taşımam. Tabii. Yani aslında sorun bir şekilde hani konut arz talep meselesi. Yani konut sayısı arttığı zaman herhalde sorun çözülmüş olacak. Bir de bu %25'i ya böyle
kira yıllarına göre ya da kira bedellerine göre 25'i değişik bir yüzde oranı diye belirleseydik. İş yerlerinde yok değil mi öyle bir şey? İş yerlerinde yok, sadece konutlarda var. Heh. Ama şey, mesela %25'i ya da belki %35 yapılsaydı belki daha mı iyi olurdu? Daha evet tabii. Veya işte kira bedeli 5000'in altında olanlar işte çünkü, şu kadar artacak şeklinde olsaydı. Yani ev sahibi de olsam ben gidiyorum peynir bana da zamda oluyor. Yani mesela yani bizim ürünün değeri artıyor, tabii. Kiramı artıramıyorum. Aslında tabii ki yine de en zorda olan, hani ev sahibiyle şeyi kıyaslarsak hani kiracılar da hakikaten zordu ama kiracı olmak hakikaten çok zor. Yani çok gelir düzeyi zor. Mesela ki benim gelirim öyle bir şey ki yani ev kiralamış 15 bin 20 bin lira ben de 20 bin lira kazanıyorum. Asla oturacağım, oturmam dediğin evler 10 bin lira. Evet, şu an sıfırdan yeniden bir ev kiralamak çok zor. Çok yüksek kiralar çok zor. Yani 15-20'den başlıyor yani, dediğiniz gibi. Ben hep şunu düşündüm. Ya mesela İngiltere'de boşanmış eşler için galiba öyle bir şey, kadınlar için uygulanıyor. Devletin bir kira desteği falan oluyor. Yani bir kira desteği lazım yani evet, bir lazım. Şekilde hani o şeyin bir ya da işte bir şekilde o yani çünkü dedik ya bir insanın üç önemli ihtiyacı var. Giyinme, yeme içme ve barınma. Bunların bir şekilde karşılanması lazım. Geçenlerde bir haber vardı şey ev sahibi işte zam istiyor. Kiracı da işte şey emekli maaşıyla geçinen biriymiş. Ya işte sonuç şiddete bitecek bir şeyse hiç anlatmayın. Tamam yani. Anlat. O zaman öyle bir şeyse çünkü. O kadar çok var saat ki saat olarak gün, hani gün içi. Her gün şiddet değil son. Şey haber bültenlerinde sürekli olarak böyle haberler var. Yani evet. Ya kapıya dayanan ev sahibi ya işte eve zarar veren kiracı maalesef. Evet. İşte artık şeye savaşa dönüştü yani kiracı mal sahibi savaşına dönüştü. Evet evet. Maalesef. Evet. Peki taliye davaları bir 10 yıl olayı var onu bize bir anlatsanıza. Bu yine az önceki 5 yıldaki gibi bunda da yine ilk bir yılı saymıyoruz. Yani 11. yılında herhangi bir sebep göstermeden mal sahibi kiracısına tahliye davası açabiliyor. Ama en az 3 ay öncesinden sözleşme yenilenme tarihinin 3 ay öncesinden. Yani 10 artı 1 mi yine burada? Evet 10 artı yine 10 artı 1 olması gerekiyor. Yani 11 yıl geçmesi lazım. Evet 11. yılında. Peki arada kontrat yaparsa o zaman nerede yeniden başlıyor? O zaman yeniden başlıyor. Bu çok önemli bir bilgi. Evet. Yani mesela kontrat diyelim bir daha bir 10 yıl daha. Mesela bazıları diyor ki tamam ben kirayı sizin istediğiniz bedelde yaparım ama sözleşmeyi yeniden yapacağız diyor. İşte o 10 yılı kesmek için. Kesmek için. Peki ihtiyaçtan kimler için dava açılabiliyor? İhtiyaçta bir kere öncelikle bu ihtiyacın da hani samimi olması gerekiyor. Evet. Ve bu işte alt soy, üst soy yani işte evlatlık falan evladımız mesela. İçin işte annemiz anne, babamız baba için. Evet. Veya bakmakla yükümlü olduğumuz mesela kardeşimiz olabilir. Onlar için hani ihtiyaç nedeniyle bu işte konutsa hani bu konutta oturacak, iş yeri ise de hani bu iş yerinde çalışacak, çalıştıracak şeklinde bir sebep göstererek dava açabiliyoruz. Evet, evet, evet. Şimdi bu kira mevzu tabii uzun bir konu ama şimdi en azından bir ana hatlarıyla durumu bir özetledik. Şimdi yeniden bizim asıl konumuza gelelim. Şunu yapar mısınız bazen? Ben mesela ilkbahar, sonbahar böyle en çok sevdiğim şeylerden birisi. Gardıroba şöyle bir gardırop odasına girip, giysi odasına girip fazlalıkları Yapmaz çıkartmak. Mıyız? Hele bir hanımlar. Çok rahatlatan bir şey değil mi bu? Evet. Yani o yapıyorsunuz değil mi bunu? Tabii tabii. Eşyada da yapıyorum. Sadece kıyafet değil. Mesela bakıyorum bu koltuk bana çok gözüme battı deyip böyle bir ferahlatıp sonra burası çok boş kaldı deyip yenisini ertesi sene. Yani ben evle oynamayı çok seviyorum dedim ya böyle evle ilgilenmeyi. Ya işte ya şu balkona da şunu yapayım. Sonra yok ya olmadı bu deyip 6 ay sonra değiştireyim. Ama kıyafetleri ve dolapları hafifletmek. Hele son zamanlarda duydunuz mu siz de kapsül dolap çıktı şimdi. Evet, evet. Ben oraya doğru kayıyorum. Yani bu ne demek? İşte renk renk pantolon, renk renk tişört, renk renk elbise. Yani böyle hafif yani değil mi? O demek mi? Daha yani, her şeyden daha az. Evet hani belli başlı böyle klasik şeyler. Evet. İşte hani gömlekler, pantolonlar falan. Evet. Hani çok böyle dolabı doldurmadan. Çünkü hiç giymediğimiz şeyler var dolapta ya. Yani bakıyorum etiketiyle duruyor. Yani bazen o kalabalıklıktan zaten onları göremiyoruz. O yüzden de hiçbir şeyim yok oluyor. Evet, sonra öyle oluyor. Evet, evet. Yani o şey çünkü ben şunu gördüm. Bazı arkadaşlar evine gidiyoruz. Yani evleri büyük. Büyük evler. Fakat bize geldikleri zaman onlar hayret ediyorlar. Nasıl bu kadar boşluk var diye. Çünkü boşluklar insana huzur veren bir şey. Evet. Zaten yani, boşluk olacak ya orada bir enerji akışı olması tabii. gerekiyor. Değil mi? Doğru. 4 tane 5 tane koltuk takımı koymuş. Her yeri doldu. Eşyaların yani, kölesi olduk işte o yüzden. O yüzden temizlik. Ya evet yani insanların
Eşyayı sevmekten insanı sevmeye geçmeleri gerekiyor. Benim ruhum sıkılıyor çok eşyadan. Yani böyle evet. Mesela bir eve girdiğimde böyle çok eşya, çok işte bibloydu vesaireydi falan. Gerçekten oradan çıkmak istiyorum. Yani o kadar ruhum sıkılıyor ki yani burası ne kadar evet, dolu diyorum. Ve o doluluk da biraz dağınıklık da getiriyor o ortama. İşte tozlu vesaire. Hemen böyle o şeyden etkileniyorum. Ben mesela o yüzden şeyi çok severim, işte hemen açarım dolabımı işte değişik zamanlar. Bunları giymiyorum, birisine vereyim. Evde de böyle çok eşyayı sevmiyorum. Evet. Bir de sonuçta hani biz orada aslında insanların da hayatına dokunmuş oluyoruz. Hani benim giymediğim bir şey belki de başka bir insan çok severek giyecek. Tabii. Hani ben de severek giymişim bu arada. Ben de ama çok bakıyorum giydim. Artık giymiyorum. Ha, tabii. Çok giymişim yok, çünkü. Yok, başkalarının verdiklerini de ben çok giydim mesela çok küçükken. Yani bunda bir şey yok yani. Evet. Bunda bir şey yok. Evet. Tabii. Ve ben hala derim mesela benim oğlum ailemizin ilk erkek torunu. Yani abimin sonradan bir oğlu oldu. Hep diyorum ki keşke sonradan Ferit olsaydı. Çünkü kimse bana küçülmüş çocuk kıyafeti vermiyor. Hep ben veriyorum. Yani ben de çocukken bana verirlerdi büyüyen ablalarım kıyafetlerini giyerdim. Yani bir de bu kadar bolluk zenginlik yoktu ki. Eskiden hepimiz için geçerli şeydi. Yani zengin fakir değil de yani hani yokluk vardı eskiden. Bu kadar çok gıda, bu kadar çok abur cubur değil mi? Evet, bu evet. Değil mi diyorum ama hani ne kadar yaşar bilmiyorum. Ama mesela 80'de doğanlar, o kuşak biliyor ki markete gittiğinde ya bir tane şeker ya bile bir tuzu alırdık yani bakkala gidip. Tabii. Şimdiki gibi yoktu. O yüzden de kıyafet alışverişi çok olurdu. Şimdi işte bu Danimarka'da hygge diye bir kelime var, hygge. Bunun anlamı şu. Sadeleşme. Sadeleşmeye çalışıyor ve bu İngiltere'de hatta bir ders halinde de okutuluyor artık şu anda. Bütün dünya bu hygiye gidiyor. Yani bir kendinize bir evinizi sadeleştiriyorsunuz. Hayatını sadeleştiriyorsunuz. Tabii. Bir sohbet toplantıları yapıyorsunuz. Sadece mutluluk ve huzurdan bahsediyorsunuz. Telefonlarınızı bile dışarı bırakıyorsunuz sohbet sırasında. Ben yaşım ilerledikçe sadeleşmeye başladığımı fark ettim. Evet. Bir aslan burcu biraz zor sadeleşme. Ama şöyle sadeleşme. Yani mesela işte görüyorum, diyelim ki işte bir kız evlenecek, işte kına gecesi yapılmış, işte bir şey partisi yani yapılmış, düğünü işte bilmem ne sarayında olmuş. Ben bunları görünce ya diyorum ne kadar işte abartılı. Düğünde üç gelinlik moda şimdi. Evet, yani ne kadar abartılı çıkarıyor. Gerek yok. Bence daha sade olsa yani aslında önemli olan bunlar değil çünkü aslan olmama rağmen böyle düşünüyorum. Güzel bir şey. Evet. Yani insan mesela bazı insanları hayatından çıkarmaya başlıyor. Çünkü çok insan olduğu zaman bazı insanların aslında bizi yorduğunu, bazılarının bize iyi gelmediğini evet. fark ediyoruz. Bunlarda da biraz sadeleşmeye gidebiliyor insan. Ben bunu çok önemli görüyorum. Ben mesela bu konuda çok acımasızım. Yani diyelim ki bir insan sözünde durmuyorsa ya da bütün sizinle bütün ilişkisi bir çıkara dayalıysa, bütün ilişkisi işte sizden yani size işi düştüğünde sizin onun için bir anlamınız varsa onları açıklasa hiç ona bir şey demem. Hayatından sessizce çekiliyorum. Çünkü işte keşke bu, hep böyle yapabilsek. Bu başka çare yok çünkü hani ben dünyaya bir kez geldiğimin farkındayım. Ve bu o yüzden de hayatın mümkün olarak sadeleşme dedik ya işte bu. Hayatı her anlamda sadeleştirmek gerekiyor. Ben iyi insanları da sevdiğim insanı çok severim. Yani bir canım feda olsun. Yani bir insan, aradığım şey şu insanlarda. Bilmiyorum siz ne ararsınız dostlarınızda ama. Mütevazilik, samimiyet. Başka bir şey istemem. Ya tek evet. Başka bir şey istemem. Bir çıkarım hiçbir şey beklememiş kimseden bir. Ama bu çok rahatlatan bir şey. Yani bir insan mütevazi ve samimiyse ona sırtınızı dönebilirsiniz. Ondan bir yanlışlık beklemezsiniz. Bunlardan seçiyorum dostlarımı. Evet. O yüzden de çok açıkçası çok huzurlu bir hayatım olduğunu inanıyorum. Meslekleri bir kenara koyup. Meslekleri bir kenara koyup. Evet yani. Sahip olduğun maddi evet. şeyleri işte evleri, arabaları her neyse işte yani kıyafeti, çantayı neyse hepsini bir kenara koyup sadece biz olduğumuz için bizi seven insanlar olsa. Ben de son yani ben de bunu evet. görüyorum. Ya hepsinin de biliyorum gözünden görüyorum yani neden evet. beni aradığını ve yanımda olduğunu.
günün sonunda benim düşündüğüm şeye çıkıyor zaten. Tabii, tabii. Keşke öyle olmasa. Zaten tabii. Sayılı olur o kişiler. Benim de birkaç tane böyle, 3 tane falandır. Sadece beni ben olduğum için seven. Genelde eski arkadaşlıklar daha kıymetli oluyor. Evet. Okul arkadaşları. Senin her halini bilen. Evet. Fakat eski arkadaşlıklar dediniz. Benim şimdi hayatım çok inişli çıkışlıdır. Dibe batıp çıkma şeyim, serüvenim çok fazladır. Şimdi bu o dönemler insana o kadar çok şey öğretiyor ki aydınlanıyorsunuz. Hmm. O şöyle, ben belki de benim o saflığımdır, belki de benim hani bu konuda şanssızlığımdır. 20 yıl, 15 yıl dostum olup da bir anda işler ters gittiğinde 180 derece dönen insanlar tanıdım. O yüzden ben de bir insan sarrafı değilmişim işte. Diyorum ki yani aptal mısın, affedersiniz de. Bu kadar belli etme bari ya. Bu kadar belli etme bari. Yani tekrar öyle düşünmemden kork hatta. Ben olsam onu diyorum, ben de yaşadım. Ben böyle düşünürüm diye tam tersi kötü gününde daha çok ararım ki aman beni bak ben düştüm o yüzden artık yanımda değil demesin diye. Ya bu kadar mı şeysin? Yani şeyde akıllı da değil. Ha akıllı da değil akıllı yani. Yani orada mesela akıllı olsa belki hani o süreci de bir şekilde atlatır. Evet. Bu çok yani çok önemsiyorum. Ben insanların saltsiz olduğunuz için size değer vermelerini, sevmelerini, saltsiz olduğunuz için yani bir herhangi bir tabii ki insanlar birbirine yararlı olacak. Bu biz dünyada zaten bütün insanlar birbirine bağlıdır. Yani biz sosyal hayat olmadan hayat olmaz. Ama bunu böyle gözünüze soka soka sadece ben hani ben sen benim için sadece çıkarım için varsın. Bu hayatını uygulayan insanlardan hızlı bir şekilde uzaklaşıyorum. Yani adeta ışınlıyorum onu. Hani ışınlıyorum ve gidiyor. Hiç hayatında sosyal medyada ne bir yerde hiçbir yerde karşıma çıkmaz. Peki çıkmasın. Bir süre sonra sizi ararsa? Benim şimdi hayatta şöyle bir felsefem hiçbir var. Hiçbir şey yokmuş gibi mi davranırsın? Hiçbir zaman insanları şöyle o anlamda yargılamam. Olduğu gibi kabul edip benim kendi ilkelerimi yargılamam. Niye böyle yaptı falan bunu sorgulamıyorum. Sadece ben bunu kabullenemediğim için kendim mi çekiyorum oradan. Yani onunla yine konuşurum. Yani o ararsa iletişim kurar ama ben aramam. Yani anladım. Yani bir savaş açmam. Lao Tzu'nun çok güzel bir sözü var. Kavga etmeyen insanla kimse kavga edemez diye. Yani ben kavga etmem. Doğru. Yani çünkü o beni olumsuz etkiler ve haddimi de aşmış olurum. Yani bir insanı niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın? Sadece ben böyle olduğu için onun yanlış olduğunu söylemiyorum. Belki de onun doğru odur, onun için doğru odur ama benim doğrularım bu. Yani bir yerde insan beni ben olduğum için bana değer verecek. Çıkar için değil. Yani bu benim için olmazsa olmaz. Şimdi son 3 dakikaya girdik. Birer buçuk dakika siz anlatın ne isterseniz o konuya girebiliriz. Yani ben teşekkür etmek isterim davetiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Arada çünkü şey o unutulmasın. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Terapi gibi program oldu. Evet. Aslında birbirimizden, herkesin birbirinden, yani bugün 3 yaşında bir çocuk bile bir şey öğretebilir bize. Birbirimizden yeter ki konuşabilelim. Tabii. Birbirimizden bir şey alabildiğimiz, öğrenebildiğimiz görüşmeler ve ilişkiler güzeldir. O yüzden çok şey katan bir program oldu. İnşallah izleyiciler de keyif almıştır. Evet. Ya şimdi sizden alayım son sözlerinizi ondan sonra. Program başlamadan önce şey demiştiniz hani. Şu anda nasıl hissediyorsunuz? Programdan sonra nasıl hissedeceksiniz demiştiniz. Gerçekten güzel bir program oldu ve böyle sadece tek bir konuyu değil de böyle değişik şeyleri benim için. Çünkü ben hep gittiğim programlarda hukuk konuştuğum için. Evet. Şimdi benim için çok daha böyle rahatlatıcı bir program oldu açıkçası. O yüzden çok teşekkür ederim. Sizinle daha aşkı falan konuşacaklar. Neyse artık başka bir programda. Peki şunu söyleyeyim o zaman. Bir iki dakikamız var herhalde. Aşk nedir sence? Aşk nedir? Bir şiir de yazıyorsun çünkü. Şiir kitabım çıkacak inşallah. Yani aşk nedir diye sorunca böyle çok... Birden duruyor insan. Evet bir zaman. Anda böyle bir tanım yapamadım. Çok kişisel, yapamadım. Aşk da çok kişisel bir kavram. Çok göreceli. Aslında yani göreceli. Önemli olan bence aşk değil de hani iki insanın birbirini sevmesi ve saygı göstermesi. Yani hani aşk zaten hani biliyorsunuz geçici olan bir şey oldu. Tabii. Aşk sadece hani o andaki etkileşim yani o iki insanın evet. birbirini gördüğünde işte birazcık vakit geçirdiğinde ben bu insanla hani olur muyum olmaz mıyım? Dediği şey bence sanırım. Bir laf var. Evet. Cemal Süreyya mı söylemişti? Kavuşamazsın adı aşk olur. Aa, o da çok, çok güzel şey. Değil mi? Çok güzel. Kavuşamazsın çok adı aşk olur. Bir de şey de bunu Heraklit bir insanın her şeye istediği her şeye sahip olması iyi bir şey değildir diyor. O zaman insanın evet. bir amacı kalmaz. Tabii. Hayatta. Yani susuzluğu suyu değerli kılan susuzluktur diyor. Ve gerçekten bu dediğiniz doğru. Yani ben hep hakikaten bu çok önemli bir şey.
istediği her şeye dokunana sahip olan insanlar daha mutsuz. Evet. Yani yüzden. Biraz insanın amaçları, amaç çok önemli bir şey. İnsanın... Yine mutluluğa geldik işte. Evet. Aradığın sürece mutsuz zannettiğin anlar bile mutluluk aslında. Evet. İyi ki geldiniz. Selda Hanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ceren Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok uzaklardan geldiniz çok ve gerçekten benim hani çok saygı duyduğum bir dostumsunuz hakikaten. Aynı siz şekilde karşılık. Yani bir şey bu... Yani benim hani bu aradığım vasıflar olan birisiniz. Sağ olun. Murat Bey'le uzun yıllar, ömür boyu mutluluklar diliyorum size. Çok teşekkürler. Buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Gerçekten o da çok sevdiğim, çok değerli bir doktor, arkadaşım, dostumuz. Ailenizle mutluluk, size de mutluluklar diliyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir neden ve nasılın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Güzel bir gün diliyorum.